Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koalisyon savaşı hakkında konuşacağız. Oyunda bu ikinci sefer gelişi bu etkinliğin. İlkini birçoğunuzun beğendiğini düşünüyorum. Biraz zaman harcattıran, 2 saat boyunca sürekli aktif olmanızı isteyen bir etkinlik. Yani bir savaş daha doğrusu. Ancak bizim hoşumuza gitti. Şimdi bununla ilgili neler konuşabiliriz? Onların üzerinden gideceğiz. Neler yapmamız gerekiyor? Ya da koalisyon savaşı gelmeden önce neler yapmalıyız? Bundan en iyi ödülü nasıl kazanabiliriz? Onlar hakkında konuşacağız. Şimdi ilk olarak koalisyon liderimiz beni savaş komutanı olarak atamış. Savaş komutanının bildiğiniz gibi farklı güçlendirme özellikleri var. Bunlardan da bahsedeceğiz ancak ilk olarak şöyle bir tablomuz var. Bu koalisyon savaşımız 3 tane koalisyondan oluşuyor. Şu gördüğünüz alt kısımdaki yer bizim hemen sol ve sağ üstte bulunan kamplarsa farklı koalisyonlara ait şekilde. Şimdi ilk olarak defanstan başlayalım. Bu defansı nasıl yapmalıyız? İlk savaşta gördüğümüze göre aslında defansta çok böyle kattığımız vezirlerin bize bir etkisi yok. Ancak 3 tane bizim ana savunma kalemiz var. D Güneyhisarı, A Güneyhisarı ve B Güneyhisarı olarak. Şimdi bu kalelerde en uç kalemiz A Güneyhisarı. İki taraftan birden saldırı alabilen bir kale. Ancak en az tercih edilen ilk savaşta da gördüğümüz gibi en az vurmayı tercih ettikleri kale burası oluyor. Neden diye sorarsanız, çünkü A kalesinden girdikten sonra ana kaleye ilerlemek çok uzak. O yüzden çok kimse tercih etmiyor. Genel olarak B ve D üzerinden size saldırıyorlar. O yüzden biz en güçlü vezirlerimizi B ve D'ye koyacağız. Ama bunları savunma yapması için değil, savunmada karşımızdaki veziri düşürmesi için kullanacağız. Şimdi biz yani daha doğrusu en güçlü vezirimi bir tane bırakacağım ben savaşmak için ve geri kalanların tamamını savunma olarak kullanacağım. Şimdi ilk olarak bir tane herseyi koydum. Kılıç Ali'yi D'ye koyacağım. Ilgaz'ı A'ya koyacağım. Dördüncü vezirim tekrardan B'ye koydum. Bunu D'ye koyacağım. Bunu A'ya koyacağım. Üçüncü vezirim de tekrardan B'ye koydum. Üç vezir yerleştirdim ve çıkıyorum. D Güneyhisarı'na geldik. Burada en güçlü vezirlerimiz üzerinden az önceki koyduklarımızdan hariç Kılıç Ali'yi koydum. İki tane kale zaten şeyimiz kaldı şu anda. Bunu Ilgaz'ı A'ya koyacağım. Kara Murad'ı koydum. Hadım Süleyman'ı A'ya koyacağım. Koca Sinan'ı koydum. Üç tane vezir yerleştirdim. Neden daha fazla yerleştirmiyorum? Çünkü sadece bende güçlü vezirler yok. Burada 420 tane vezir yerleştirilebilir ve koalisyon ortalama 130 kişi civarı. Herkes üçer tane güçlü vezirini yerleştirebilsin diye üçer tane yerleştiriyoruz. A Güneyhisarı'na da geldiğimde sıradan elimde kalan, daha doğrusu bir tane dediğim gibi savaş veziri bırakacağım elimde. Ilgaz, Hadım Süleyman ve Pargalı'yı koydum. Şimdi bu etkinlikte en güçlü koalisyon değil, en aktif koalisyon kazanıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü koyduğunuz vezirlerin diğer tahtı saltanat ya da normal savaşlardaki gibi defansif verdiği bir can puanı yok. O yüzden her kalenin sabit şekilde 14 biner can puanı var. Ve karşı tarafla savaştığınızda her vuruşlarında aynı birim oranında düşüyor zaten. Bu koyduğumuz veziler ne işe yarıyor dersiniz? Şimdi ben buraya koymuştum az önce. Savaşlı olarak gözüken vezire. Buradan da geri çekim yapabilirsiniz bu arada. Beğenmediğiniz bir veziri buraya koymayacaktım deyip değiştirebiliyorsunuz. Şimdi 9,5 milyarlık bir hersekzade koymuşum. 9,5 milyarlık hersekzade bana savunma açısından can puanı vermiyor. Ancak karşı taraftakinin veziri, mesela diyelim ki ben şu vezirle savaşa girdim, savaşmaya başladım diyelim, Hadım Süleyman'la ya da Yavuz Ali ile savaşmaya başladım diyelim. Karşı tarafta hersek var. Savaştığım zaman onun herseğine ben vurduğumda 9,5 milyar canım gidiyor. Benim bu durumda kalan canımda ne oluyor? Yaklaşık 2 milyar civarı bir canım kalıyor. Sonrasındaki çok güçlü olmayan bir vezir benim vezirimi düşürüp bana fazladan bir vezir harcatmak zorunda bırakabiliyor. Şimdi buradaki vezirlerin tamamını kullanacağız zaten geri kalelerde. Zaten uç kalelerden ana kalenize doğru yavaşlayan, yani nasıl söyleyeyim, azalan bir şekilde yerleşim yaptırabilirsiniz. Şöyle çıkalım. Dediğim gibi yerleşim bu şekilde olacak. En güçlü vezirleriniz B ve D'de olacak. Sonraki güçlü vezirlerinize üçer tanesini A Güneyhisarı'na yerleştirebilirsiniz. Sonrasında buradan değişim yapabiliyorsunuz. İşte şunları mesela koydum böyle.
Sonraki kalelerin dediğim gibi çok şey yok. Bir de koyduğunuz zaten vezirlerin bir can puanı etkisi olmadığı için sıradan yerleşim yaptırabilirsiniz bu şekilde. Hepsini de buraya da koyabilirdiniz ya da buraya da koyabilirdiniz hepsini. Ancak bunu koyduğunuz zaman başkasına koyacak yer kalmıyor. 420 adet dediğim gibi vezir yerleştirebiliyorsunuz. O yüzden geriye doğru yerleşim yaptırabilirsiniz. İsterseniz şu arkadaki kalelere hiç vezir koymayın. Öndeki kaleniz düşünce zaten vezirleriniz boşa çıkıyor. Savaş esnasında çekip mesela D kalemiz düştü diyelim. F'deki Güneyhisar'ına buradaki düşen kalenin vezirlerini buraya çekip koyabiliyorum. Şimdi burada bir de ambarımız var. Ambarını da gene bize yerleştirmemizi istiyor. Açıkçası çok şey yok. Tahıl ihtiyacını karşılıyor diyor. O çok şey değil ancak lonca olayına girdiğimizde şimdi buradan kaynak toplamak gibi bir durum var. Çok ilk savaşta da kimsenin umrunda olmayan ancak aslında savaş için gayet önemli bir durum. Şimdi bu lonca kısmından eğer asıl hesabınızda kaynak toplayacak olursanız vuruş hakkından feragat ediyorsunuz. O yüzden lonca kısmına asıl hesabınıza girmeyeceksiniz. Her birlikte düşük hesaplar vardır. Vurduğu zaman kimseye herhangi bir katkı sağlamayacak hesaplar vardır. Mesela bizim birliğimizden bakalım. Şöyle devlet gücü düşük olan, gerçi atmıştık biz elimizdeki düşük hesaplar ancak. Birliğin en güçsüz hesabı diyelim. Mesela İlmiren'in hesabı olabilir. Musab'ın hesabı olabilir ki bunlar 6 gün ve 2 gündür girmemişler. Ya da giren dediğim gibi düşük hesaplı. Mesela sırf yerde olsun diye aldığınız hesapları savaşta kullanabiliyorsunuz. Koalisyon savaşında. Bunları dediğim gibi savaş olarak kullanmayacaksınız. Çünkü zaten güçlü vezirleri olmayacaktır bunların. Onları defansif açıdan kullanıp buraya vuruş yaptırmak yerine lonca kısmında kaynak toplatabilirsiniz. Ama dediğim gibi ana hesabınızda değil, bunu çok düşük yan hesaplarınızda yapın. Yoksa vuruş hakkınızdan feragat edersiniz ve sıralama olarak da çok bir şey yapamazsınız. Şimdi bu etkinlik için etkinlik haricinde ne yapabiliriz? Etkinlik gelmeden önce gördüğünüz gibi bu görevleri zaten günlük olarak hepimiz topluyoruz. Bu görevleri biriktirmek önemli. Neden? Çünkü koalisyon savaşını kazandığınız zaman her gelen yani gelen faydası 2 ile çarpıyor. Gelen ödülleri belli bir oranda. Hepsinin olması da %30, %40 gibi bir oranda. Buradaki itemleri diyeyim, itemleri 2 ile çarpabiliyor. Şimdi biz bunu ne kadar biriktiriyoruz? Bir görev aldığınızda 15 gün süresi var bunun. 15 gün boyunca görev burada kalıyor. Yani savaş başlamadan 2 hafta önce burada birikim yaparsanız eğer, şöyle aşağı indireyim çünkü bende yaklaşık bir 10-11 günlük bir birikim var. Savaşa kadar da gene devam edecek. Eğer olur da koalisyon savaşını kazanacak olursanız buradaki görevleri o zaman toplayacaksınız. Biz bu şekilde kullanıyoruz en azından. Savaş başladığında bunları mesela savaş bittikten sonra biz kazandık diyelim. Şuraya zaten bir işaret geliyor. Bazı görevlerden 2x gelebileceğine dair. Ve burada aldığınızda topladığınız görevleri de belli oranda yani alabileceğiniz en üst miktarda ödülle kapatmış oluyorsunuz. Dediğim gibi yaklaşık bakın kaç gün kalmış? 12 gün kalmış. 3 gün önce almıştı mesela. Ve burada o kadar çok görev var ki aşağı istediğim kadar ineyim muhtemelen en altı göremeyeceğim zaten. Bununla ilgili bir taktik diyeyim ya da yapmanız gereken şey diyeyim. En mantıklı olay bu aslında. Biz ilk koalisyon savaşını kazandık. Bunu da umarım kazanacağız. Birçok arkadaş istiyor. Hatta koalisyonun en aktif olduğu zaman diyebiliriz bunun içinde. Şimdi savaş kumandanı seçildiğinizde de size belli özellikler veriyor. Bunlar loncadan az önceki yan hesapla dediğim gibi şuradaki loncadan kaynak toplandıkça buradaki belli güçlendirmeler açılıyor. Bunlardan hangisini kullanabiliriz? Bakalım mantığımızla hareket edelim. Şimdi kullanım Girit Fethi'nde görev alan tüm vezirlerin can puanı %20 yenilenir. Açıkçası bu koalisyon savaşı için çok mantıklı bir seçenek değil. Sağlam destek. Kalenin sağlamlığını 200 birim artar. Kaç kaynak istiyor? 33 bin kaynak. Çok zor durumdaysanız kullanılabilir. Rakip vezirinin saldırısı 100 karşılaşma boyunca %20 azalır. Gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok düşük vezirlerinize denk gelebilir ya da vezirleriniz bitmiş olabilir. Onun gücünün azalması hiçbir işimize yaramaz. Saldırıdaki tüm vezirlerin can puanını %20 yeniler. Bu kullanılabilir. Bu köşede kalsın. Koalisyonun tüm saldırı vezirleri eğer koalisyonun sonraki 20 saldırıyı kazanırsa rakip kalesine 30 birim hasar verir. Evet. Benim ilk savaşta da çok fazla kullandığım ve bence en büyük
katkılardan birini sağlayan özellik şu. Yinelenen zafer. Çok fazla kaynak da istemiyor. Yani 20 saldırıyı kazanırsak veziriniz 30 birim düşürüyor. Ve bence gayet elverişli. Bunu bir de herkese uyguladığını düşündüğünüz zaman gayet iyi. Neymiş? Savaş marşı. Saldırı vezirinin saldırı gücü 100 saldırı boyunca %20 artar. Gerçekten çok böyle umursanacak bir şey değil. Zaten istediği kaynak da çok düşük. Ve gelelim kıymetli kaynak. Tüm koalisyon üyelerine 50 birim dayanıklılık verir. Gerçekten olabilecek en iyi hak bu. Ancak bunu biriktirmek o kadar zor ki. İlk savaşta neredeyse hiç kullanamadık. Bunu kullanamadığımız için de çünkü kimse loncaya girip de görev toplamakla uğraşmıyor. Bu yüzden ben sürekli yinelenen zaferi kullandım. Ama olur da kaynak toplayan çok fazlaysa bildiğinizde ya da koalisyonunuzda bunu kullanmak en mantıklısı olacaktır. Evet, koalisyon savaşı ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. En son anlattıklarım komutanın yetkisidir. Her üye yapamaz zaten. Onun haricinde söylenecek çok bir şey yok bununla ilgili. Dediğim gibi karşınızdaki koalisyon çok güçlü olabilir. Siz onlara göre güçsüz olabilirsiniz. Ancak burada önemli olan tamamen aktiflik. Eğer aktif bir koalisyona sahipseniz bu savaşı kazanmamız için hiçbir sebep yok. Diyelim D kalesine saldırdık. Önceki savaştan ben size bahsedeyim. D kalesine saldırdık. Onlar bizim kalemizi aldı aslında. Sonrasında E kalesine saldırdılar. O arada biz tekrardan onların savaşırken buradan fethettikleri kaleyi aldık ve şu kalenin canı o kadar düşüktü ki. İki kaleyi arda arda alınca burayı bir anda geri bıraktık. Aslında ilk kaleyi vermek bile bir taktik sayılabilir yani. Ondan sonrasında şu kısma geldiğimizde karşı tarafta Doğu Hisarı'ndaki arkadaşlar da girmişti. Batı ambarı mesela ellerinden çaldık. Bunları da savaş esnasında yapabiliyorsunuz. Tabii anlık olarak olacak şeyler bunlar. Batı ambarını mesela ellerinden çaldık. Son vuruşu atan kişi hangi koalisyondansa o koalisyon almış sayılıyor. İsterseniz %99 canını siz düşürün. Diğer koalisyonun eğer buraya bir bağlantısı varsa ve buraya tıkladıysa, son vuruşu attıysa o almış sayılıyor. Kale sayısına, zaten fethettiğiniz kale sayısına göre de etkinliği kazanıyorsunuz. Evet, bu etkinlikte söylemek istediklerim bu kadar. Umarım anlaşılır bir dille anlatmışımdır. Herkes nasıl oynayacağını anlamıştır. Kendi zaten koalisyonum için de çekiyorum bunu. Çünkü onların da izlemesini istiyorum. Ezir yerleşimi konusunda biraz sıkıntılarımız var. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.